Herkese kocaman bir merhaba. Şimdi eve girdim. Bakın üstümü bile değiştirmedim. Bugün beraber yemek yapacağız. Bence kocam çok mutlu oldu bu duruma. Niye yandan yandan bana bakıp gülüyorsun? Yemeği duyunca mutlu oldun tabii. Şimdi üstümü değiştirip hemen geliyorum. Hazır mıyız? Bence hazırız. Başlayalım. Bugün arkadaşlar tavuk graten yapacağız. Çık 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 çık. Şimdi önce böyle tavuk butu aldım. Kuşbaşı doğradım o, doğrattım onları. Bu şekilde aldım yarım kilo. Tenceremin içine bunları böyle koyup birazcık alazlayacağım. Biraz yakın alayım. Burası bence iyi. Bu biraz ısınsın. Sizce yağ koymalı mıyım? Aşkım sence yağ koymalı mıyım biraz tavuğa? Sıvı yağ mı, zeytinyağı mı? Birazcık sıvı yağ. Ardından tavuklarımı içine koyuyorum. Bence iki kişi olduğumuz için bize yarım kilo yeter. Bu tavukların birazcık rengi dönsün. O arada ben soğanlarımı keseyim. Şunun altını biraz kısayım. Şimdi sırada soğanlar var. Soğanlarımızı alalım. Soğanlarıma ne olmuş? Soğanlarıma bir şeyler olmuş. Bakar mısınız? Siyah siyah. İç acaba kötü olmuş mudur? Böyle yemek zararlı mıdır? Bu sorular şu an kafamda. İçi gayet kullanılır. Lens kullandığım için soğan doğrarken gözüm yanmıyor. Ama bir lenssiz olayım, gözlüklü olayım. Eyvah eyvah o zaman. Çok fena alıyorum. Doğrayamıyorum zaten. Bir tane soğan yeter diye düşünüyorum. Bu tarifleri genelde malzemelerine bakıp geri kalanını kafadan uyduruyorum. Abartmadığımız sürece bence her şey güzel oluyor zaten. Tavuklar birazcık böyle rengini döndürsün. Ondan sonra kestiğimiz soğanları ekleyeceğiz. Bir tane yeter diye düşünüyorum. Şimdi bunu bir yıkayayım. Ya ben yemek yapmayı seviyorum aslında da. Yorgun olmasam çok seviyorum. Yorgun olduğumda çekilmiyor. Havucumu şöylece üstüne alıyorum. Ayrıca sebze fiyatları da çok artmış. Yani manava 200 zaten her şeyden 2'şer adet, 3'er adet alıyorum. Size aldıklarımı söylüyorum. 3 havuç aldım. 3 tane biber aldım. Perfresh'in ıspanağını aldım. Böyle yarım kilo mandalina aldım. Başka ne aldım? Çok azıcık çeri domatesi aldım. 3 tane de muz aldım. Bunların hepsine 40 lira verdim. Bence fazla değil mi? Fiyatlar çok artmış. Ne yapacağız? Oh, bir de koktu aşkım. Şimdi havucumu küp küp doğrayacağım. Küçük küçük doğrayabilirsin. Şimdi Meysa'nın kursları var aslında, biliyorsunuzdur. Yemek kursları. Onlara gitmek istiyorum. Şu an bu havuç doğramamdan ne kadar becerikli olduğumu görüyorsun. Yani becerimimi kabul etmek önemli. Düşünüyorum, bu havuçları küp küp doğramanın pratik yolu var mı? Yok galiba. Tavuklarımın ince rengi döndü gördüğünüzde, üzerine soğanımı atıyorum. Bununla da biraz büyük oldu galiba soğanlar. Bir fail'la karşınızdayım arkadaşlar. Soğanlar biraz büyük oldu. Neyse olsun, sağlık olsun. Soğandan zarar gelmez. Büyük oldu soğanlar. Acayip yoğun bir hafta geçiriyorum. Normalde arada nefes alacak vakitlerim oluyordu. Bu ara hiç olmuyor. Hristiyan ama sıkıntı. Küp sayılabilecek bir doğrama yaptım. Soğanlarım biraz yumuşasın, ondan sonra bunu ilave edeceğim. Sırada biber. Kırmızı biber. Her şeye çok yakışıyor. Bayılıyorum. Çok seviyorum. Aynen. Ama gerçekten çok yakışıyor. Şu içini alıyorum ben. İçindeki zar gibi bir yer var ya. Orayı alıyorum. Soğanları bayağı yumuşadı. İçine havuçlarımı atayım. Çünkü havuç pişmesi geç olan bir şey. Ya renk gelince yemek bile çok güzel olmuyor. Bir yandan da beşamel sos yapmaya başlayalım. Geçmemiş. Beşamel sos her şeye çok yakışıyor. Bunu da kafadan uydurmasyon bir. Beşamel sos çok basit bir şey. Önceden hep hazır alıyordum. Sonra yapılışını gördüm. Dedim ki neden hazır alıyorum? Hazıra gerek yok. Bence evde yapılmışın lezzeti de bir başka. Ben bunu kafama göre yapıyorum. Bunu da her zamanki gibi. Bu tutuyor. Gayet bıçakla kesilmiş bir tereyağı. 2 kaşık un, 2. Ve çırpma telimi alıyorum. Bunları güzel karıştıracağım. Ama yanlış bir şey yaptım. Önce tereyağı eritmem gerekiyordu. Unu biraz kavurup onun o kokusunu alma tabiri varmış. Onu yapıyoruz. İnanın o tabirin ne olduğunu bilmiyorum. Sadece herkes söylüyor diye kullanıyorum. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi içine süt ekliyorum bunu. Çok basit, basit. Çok basit beşamel sos yapmak ya. Şimdi böyle karıştırıyoruz. Kaynamaya başladığında olmuş olacak. Sularım olduğuna göre kırmızı biberlerimi atabilirim içine.
renklerin güzel hepsi de. Şimdi onun içine yeşil girecek. Öf. Neyse, dediğim gibi ne anlat? Ben hiçbir şey konuşamadım ya. İş yaparken bir yandan konuşamıyorum. Şimdi sırada tatam. Çalışan kadınların kurtarıcısı. Süper fresh. Özür diliyorum. Biliyorum çok sağlıklı değil ama 450 gram ıspanağı bocaladım. Tabii beşamelin de dibini tutmaması gerekiyor. Bir yandan bunu yapayım. Biraz da şöyle ıspanakları yumuşatalım. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Renkler çok güzel olmadı mı? Üzdü. Bu durum üzdü şu an. Aslında bu beşamele muskatla rendeleyince çok güzel oluyor da muskat bitmiş. Favori ya. Beşamel her şeye çok yakışıyor. Bir tane fırın kabına su sebzeleri haşlayın. Her şeyi haşlayabilirsiniz. Koyun. Üzerine beşamel dök. Üzerine kaşar. 15-20 dakika üzerini kızartın. Bakın size mükemmel bir şey. Mis. Şunu birazcık. Sarımsağım maalesef. Sarımsak tozu. Daha kolay oluyor diye. Kırmızı. Biber. Tamam aşkım. Kaşar peynirimiz kalmamış evde. Yani kaşar peynir koymadan beşamel sosu olur mu? Çok uzaklaştım. Aşkım başka ne istiyorsun ama? Biraz rokan vardı yıkanmış. Ondan bir salata yapayım hemen. Bakın hemen salata nasıl yapılıyor. Rokayı alıyorsunuz. Böyle. Doğrasınız. Aslında pazardan alınıp bunları böyle yıkayıp fıpırlar var, hava almıyormuş. Onda sebze meyve bozulmuyormuş. Aslında yapılabilir. Ayrıca saçımın kabarıklığının farkında mısınız? Birazcık yağmur yedim de gelirken. Tamam işte mis gibi oldu. Böyle peynir topları var. Onlardan koyacağım üzerine. Her evde ne peyniri varsa onu kullanıyorum salatalara. Salatanın sosunu yapmadan önce beşamelimi göstereceğim size. Beşamel böyle biraz kıvamlı oluyor gördüğünüz üzere. Pişti, altını kapattım. Şimdi bence bu da pişti. Fırın kabımı aldım. Buyurun efendim. Ve gördüğünüz üzere rengarenk tavuklu ıspanaklı greten hazır. Şimdi beşamel sosumuzu döküyoruz üzerine. Üzerine kaşarı koyuyorum. Ve tadam! Şu cızırtı sesini duyuyor musunuz? Bunu ben yaptım. Bunu ben yaptım. Bunu Hakan yaptı. Ben geldim. Yine buradayım. Yemek yedim. Full enerjiyim. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Yemek efsane olmuş. Lütfen deneyin. Bu yemek sorsun öyle buzdolabına. Seni affedecek. Hazırım. Klasik bir akşam devam etmekte arkadaşlar. Meyvelerimi aldım. Meyve misin aşkım? Merhaba, tekrar ben makyajımı çıkardım, duşa girdim. Oh, enerjim yerine geldi. Sivilcelerime sulu krem sürdüm. Sulu krem. Efsane bir krem. Üzerine krem tanımıyorum. Her şeye iyi gelen bir krem olur mu? Sulu krem. Mis. Şimdi Şafak bize geldi de gimbal'ını buldum. Ya ben de gimbal istiyorum. Ya efsane bir şey. Bunun amacı yani bu şey titretmiyor. Kamerayı. Nerede biliyor seni? Ve yumuşak geçiş hareketleri yapıyor. Ay. O ne demek ya? Sana bir aydınlatma yapalım. Çok teşekkür ederim Şafak. Ne oldu? Bir şey oldu. Abi ne yaptın ya? Bozdum galiba. Abi düz tutman lazım seni. Şöyle mi tutmam lazım? Yani. Tamam indir biraz. Şu an kendindesin. Biraz yukarı kaldır. Tamam. Şimdi evet arkadaşlar. Zıplıyor şimdi gibi şeyler. Elini titre sürekli. Tamam. Burada evet da arkadaşlar görüyor. Şimdi gimbal'ı yapıyoruz. Sen değil elin titriyecek. Ha, Şafak ya. Ha. Evet arkadaşlar şimdi gimbal denemece. Na 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 na. Senin şu şu. Şu abi. Kızım bilek bilek. Şu. Mandalinayı sıkınca ateşe. Ateş fışkırıyor. Ya Şafak bunları nereden öğreniyorsun? Burada bir gaz var. Hı. Bunu böyle basıyorsun o gaz fışkırıyor. Güzel mi yani? O gaz değil de suyu fışkırdı ve yaktı. Evet ya. Ya sana kendine de yaptı. Uy kardeşim. Ve yemin ederim ateş yanıyor ya. Ateşi harlıyor. Bunu bizzat denetleyeyim. Aşkım bir saat çok boş yaşadığımızın farkında mısın? Şafak gelmeden önce ikimiz birimiz bir koltukta birimiz bir koltukta sızmıştık. Sen ben o kadar sızmışım ki bütün makyajım koluma akmış. Ben de çok iyiyim ya. Öylece. Başarı. Başarılı bir test. Şafak biliyorsunuz. Şaftirik kendini göster.
Evet, bu kadarcık gözük. Şaftirik yemekteyiz de katıldı. Savaş olarak, savaş yırtıcı olarak. O ne diyordu da hangi yemekteyiz karakterinin testi varmış. Şafak onu çıkmış, çözmüş. Ve sonuç olarak... Yemekteyiz savaş. Kendi çıkmış. Yani o ne diyor, bayağı başarılı. Bir şey diyeceğim. Çıtaması da hoş yani. Merhaba arkadaşlar, size gelecekten sesleniyorum. Bu videonun editini yaparken fark ettim ki kapanış bölümünü çekmemişim. O yüzden bir kapanış yapmak istedim. O zaman buraya kadar izlediyseniz sizden bir like bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.